Sevgili seyirciler, Futbol Evde yeniden birlikteyiz. Fatih Ceylan'la birlikte Süper Ligi, gelecek hafta oynanacak maçları ve takımlarımızın genel sezon performanslarını değerlendireceğiz, gündemi konuşacağız. Kayseri Spor, Antalya Spor ve Karabük Spor'dan hatırladığımız ve tanıdığımız Fatih Ceylan'la onun tecrübeleriyle gündemi ve Süper Ligi masaya yatıracağız ve konuşacağız, sizlere aktaracağız. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgiler, saygılar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar bizden kardeşim. Yayınımıza katıldığın için de teşekkür ediyorum. Dilersen bir kısa bir Fenerbahçe değerlendirmesi alalım senden. Nasıl bir sezon geçti Fenerbahçe adına? Sen Fenerbahçe'nin performansını, ortaya koyduğu oyunları beğendin mi? Nasıl yorumlarsın? Sezon başına baktığımız zaman Fenerbahçe'de bir kötü gidişat vardı. Hani Pereira büyük bir ihtimal, hani benim düşündüğüm buradan göründüğü gibi oyuncularla iyi irtibat kurmadı gibi geldi bana. İsmail Hoca geldikten sonra oyuncularda bir performans artışı göründü ve oynadığı futbolda bayağı bir puanlar topladı ve ikinciliğe yükseldi. Hani belki sezon başında İsmail Hoca yani takımı alsaydı büyük bir ihtimal şampiyonlukta yarışırdı Trabzonspor'la diye düşünüyorum. Peki öne çıkardığın isimler kimler olabilir Fenerbahçe'de? Hangi oyuncular seni tatmin etti, çok beğendin? Hangi oyuncular hayal kırıklığı yaşattı sana? Ya Mesut Özil'de çok şey bekliyordum ama bir problemler olduğu gibi, yani takım içinde ne oldu ne gitti biz bilemeyiz. Mesut Özil'den daha çok performans bekliyorduk. İrfan Can iyi futbolcu zaten. İrfan Can İsmail Hoca'nın gelmesiyle bayağı bir performans onun da yükseldi. Ondan sonra Arda Güler, hani artık daha fazla oynaması lazım diye düşünüyorum. Yani bayağı bir şans verir. Gençlere daha önem verirlerse ileride daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki derbiyi geride bıraktı. Altay'dan bahsediyorsun. Evet, Altay iyi bir sezon geçirdi. Sakatlığı hani olmadığı dönemlerde Altay yani sakatlık geçirdi, yine geldi. Hani müthiş bir kaleci. Yani inşallah böyle devam eder, daha iyi yerlere gelir. Derbiyi geride bıraktık. Bir derbiyi geride bırakan ve beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe önümüzdeki maçta Karagümrük'le oynayacak kendi evinde. Nasıl değerlendirirsin? Bu maçtaki öngörün nedir? Kazanan kim olur? Galibiyete yakın olan taraf kim olur Fenerbahçe Karagümrük maçında? Bence Fenerbahçe alır maçı diye düşünüyorum. Hani iyi bir performans sergiliyorlar. Kapanık oynuyorlar. İyi kontraya çıkıyorlar. Ama kendi evinde bayağı bir baskı yapacak diye düşünüyorum. Ve 3 puanı alır diye düşünüyorum bu maçta. Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Galatasaray sezona flash transferlerle başladı. Gençleşiyoruz, geleceğin takımını kuruyoruz diye başladı. Ama ligde ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa kupalarında farklı, Süper Lig'de farklı oynayan bir Galatasaray gördük. Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Sonra yönetimde çalkantılar başladı. Yeni hoca geldi. Ama Galatasaray için istenilen bir performansın olduğu ya da taraftarlarını tatmin eden bir sezon olmadı. Nasıl yorumlarsın Galatasaray'ı? Bence Galatasaray hani bayağı bir kötü gitti bu sezon. Hani dediğin gibi hani iyi bir performans sergileyemediler Avrupa hariç. Kaldı ki Avrupa'da bence Fatih Hoca kalsaydı belki daha iyi yerlere gelirlerdi. Çünkü Türkiye Ligi'nde bir hedef yoktu artık. Ama Avrupa Ligi'nde bir hedef vardı. Yanlış zamanında ayrıldıklarını düşünüyorum. Yönetimle anlaşmazlık oldu. Bence yanlış yaptılar. Hani Galatasaray'da bence komple yeni bir takım lazım. Yani orta sahası bana göre yetersiz. Şimdi bir Beşiktaş veya Trabzon veya Fenerbahçe'ye baktığın zaman Göbek'teki oynayan oyuncuların kalitesi, Galatasaray'ın kalitesine baktığın zaman tamam genç koşuyorlar, ediyorlar ama bana göre yetersiz kalıyor.
Hani kenarda baktığımız zaman Kerem'den hariç kenarda hızlı bir futbolcuları yok. Hani teke tek geçen adam eksilten bir oyuncuları yok. Eskiden Bruma vardı işte Rodriguez vardı. Hani böyle kenarlara daha hızlı teke tek adam eksilten oyuncuları olup orta sahayı kuvvetlendirdiği zaman Belhanda bile iyiydi yani Galatasaray'da. Yani o da yok. Evet. Arkada Marcao var. İşte Nelson var. Yani o ikisi iyi ama sağ bek sol bek de yetersiz. O yüzden bence yeni sezona bayağı bir transfer yapması lazım diye düşünüyorum. Peki Galatasaray Adana Demirspor'la oynayacak kendi evinde. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl sonuçlanır? Bence ortada bir maç olacak. Büyük bir ihtimal berabere biter diye düşünüyorum. Berabere biter diyorsun. Peki Beşiktaş için nasıl bir sezon geçti? Sezon başı şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın'la geç sözleşme imzaladı. Sezon başı kampını, antrenmanlarını istediği gibi yapamayan Beşiktaş, sezona kötü başladı, çok sakatlıklar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de istediği grafiği, performansı gösteremedi, çizemedi. Ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Önder Karaveli geldi. Önder Karaveli gitti. Ve son olarak Varane İsmail geldi. Nasıl bir yıl geçti Beşiktaş açısından? Yani Beşiktaş açısından dediğin gibi sezon başı baktığımız zaman bayağı bir sakatlıklar yaşadılar. Yani kamp döneminde büyük bir ihtimal hani idmanların dozunu kaçırdılar diye düşünüyorum ben artık kim programı yaptıysa. Tabii ki iyi oyunculara çok yüklendiğin zaman hani değerinin altına, yorgunluğun altına indiğin zaman daha çok da yüklendiğin zaman istediğin performansları veremezsin. Sakatlıklar yaşarsın. O oyuncular da eksik olduğu zaman sezona kötü başlayınca da maalesef Sergen hocamız ayrılmak zorunda kaldı. Sonra Karavelli geldi. Karavelli hocamız geldi. İyi bir başlangıç oldu. Genç oyuncuları dahil etti. Ama şampiyonluğa yeter mi? Yetersiz. Beşiktaş bu aralarda iyi futbol da oynuyor ama forvetsiz oynuyor bana göre. Çünkü Batshuayi sezon başı iyi başladı diye düşünüyorum ama sonra bir oynamadı. O oynamadığı ilk günden beri ondan sonra kendini bulamadı da. Bana kalsa Larin oynasa daha iyi olur diye düşünüyorum Beşiktaş için. Bu kadar pozisyon kaçırmak, son maçlarda penaltılar da kaçırıyor. Bu kadar penaltı kaçırmak normal mi sence Fatih? Ya bence normal değil çünkü yani bu aslında hep direkt oynuyordu zaten. Hep 90 dakika oynuyordu. Hani bu Batshuayi ilk defa çıkardığı zaman ondan sonraki performansı hiç beğenmedim. Ben kendim açımdan söyleyeyim. Adam mücadele ediyor, şey yapıyor ama kale önünde pozisyonları yakaladıkları zaman atamıyorlar. Belki Larine o kadar güven verseydiler belki yine 17-18 gol atabilirdi. Hani bir önceki Sergen Hoca da atıyordu. Doğru. Göztepe Beşiktaş maçı nasıl yorumlarsın? Kim kazanır? İzmir deplasmanı. İzmir deplasmanı Göztepe maalesef düştü ligden. Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Rahat bir maç olacak iki taraf için de. Ama Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Son olarak Trabzonspor'a gelelim. Şampiyon Trabzonspor 38 senenin ardından inanılmaz bir şampiyonluk. Sezona iyi başlayan, sezon planlamasını iyi yapan, transferlerini doğru zamanda yapan, iyi bir planlamayla ipi göğüsleyen bir Trabzonspor ve şampiyonluk kutlamalarında da gerçekten dünyada bir trend yakaladı, sağladı. Artık herkes Trabzonspor gibi şampiyonluğu kutlamaya çalışıyor. Nasıl yorumlarsın Trabzonspor'un şampiyonluğa giden serüvenine? Şimdi gördüğümüz gibi şimdi bizim burada da çok Almanya'da bizim kaldığımız yerde çok Trabzonsporlular var. Hani burada bile bayrakları çıkardılar, kornaya bastılar, hep geziyorlar. Trabzonspor sezon başından beri yani programlama dediğin gibi transferler her şeyi doğru düzgün yaptılar. Abdullah Hoca yardımcıları yani hepsi müthiş bir performans sergiledi. Başkan, yönetim hepsi hani bir aile gibi gözüktüler ve bir kaldılar.
O yüzden de hani transferlere, oyunculara baktığın zaman hepsi birbirine uyumlu. İyi bir futbol şampiyonluğu getirdi. Trabzonspor'a buradan tebrikler. Trabzonspor Altay maçı. Hangi takım kazanır? Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Herhalde bir iki gol fark olur diye. Yani bu İki gol bayağı da fark gol olur atar diye. diyorsun. Bayağı da gol atar değil. Fatih çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini, değerli Ben yorumlarını teşekkür ederim. bizlerle paylaştın, bizlere ayırdın. Dilersen ayrılma, beraber veda edelim. Sevgili seyirciler, Fatih Ceylan'la birlikte Süper Ligi karşılaşmaları ve takımlarımızı konuştuk. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.